Sinan Bey, hastalarımızın çok merak ettiği bütün kanser tiplerinde aslında bu kanser acaba ailevi mi, genetik geçişi var mı, bizlere de aynı şekilde çıkabilir mi diye sorularla karşı karşıya kalıyoruz ki çok haklılar. Kanserlerin belirli bir bölümü ailevi ve genetik geçişli. Tiroid kanserlerinde ailevi geçiş var mı? Tabii bu çok sorulan bir soru aslında hastalar tarafından. Evet, tiroid kanserinde ailevi geçiş öyküsü var. Birinci sırada aslında bunda biraz önce de konuşmuştuk aslında bir önceki konumuzda medüller kanserler yer alıyor. %30'a yakın ailevi geçiş özelliği var medüller kanserin. Daha sonra ikinci sırada papiller karsinomlar geliyor. Bunun da %10'lara kadar yaklaşabilen bir ailevi geçiş öyküsü var. Tabii bunlar önceden tahmin edilebiliyor mu? Evet, edilebiliyor. Aslında Türkiye'de de bunu araştıran merkezler var. Örneğin RED Onkogenleri, Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği bir havuz halinde toplayarak tarama yapabiliyor. Ailede özellikle çıkmış, medüller kanser çıkmış hastalarda, hastaların ailelerinde. Medüller karsinomda en çok gördüğümüz RED Onkogenler. Ve buradaki tarama sonucu eğer bunlar burada mutasyon var ise bu kişinin medüller karsinom olma potansiyeli zaten çok yüksek oluyor. Nodülü olmasa dahi ilk etapta. Papiller karsinomda da BRAF gen mutasyonu bakılıyor ve taranıyor. Bunu da yapan merkezler var. Ve burada da gene önceden tahmin edilebiliyor yani nodül olmasa dahi o hastada papiller karsinom gelişme riski çok daha yüksek. Dolayısıyla yani daha dikkatli. Papiller kanserde yaklaşık %10 oranında bir ailevi geçiş söz konusu. Bu nedenle ailenin diğer bireylerinde de risk bir miktar artmış oluyor. Tabii ki medüller kanserde çok daha fazla. Çok daha fazla. 3-4 kat daha fazla. 3-4 kat daha fazla artmış oluyor. O nedenle özellikle medüller kanser olduğu zaman ailevi geçişin çok yüksek olduğunu bildiğimiz için ailenin diğer bireylerinin de taramak gerekiyor. Hastalığına bakmak zorundayız. Standart olarak bunları yapmak durumundayız. Evet. Bu hastaların tedavisinde farklılık oluşturabiliyor mu? Bu tabii ki eğer hastada nodül yoksa tabii tutup da hastanın hemen total tiroidektomiye vermiyoruz ama çok yakın takip gerekiyor. Ama nodülü var hastanın, mutasyonu var, ailede böyle bir öykü var. Nodülündeki biyopsi sonucu iyi huylu çıktı. Hani bu hastayı ameliyat edelim mi etmeyelim mi? Yani işin zorlu tarafı bu. Zorlu tarafı burada. Ya da ameliyata önerelim mi bu hastaya? Bu nüans tabii. Belki nodüldeki progresyon şeyini daha sık takiple, nodüldeki progresyon yani nodülün büyümesi durumuna göre karar verilebilir. Takip sıklığı arttırılır. Nodül büyüyorsa, biyopsi negatif bile gelse o hasta ameliyat edilebilir. Edilmesi gerekir. Evet. Edilmesi daha faydalı. Yani sonuçta tiroid kanserlerinde de farklı tiplerde, farklı oranlarda olsa da ailevi geçiş mevcut. Tabii. Kesinlikle var böyle bir şey.